Bildirge okunacak. Bunu Sayın Profesör Doktor Ahmet Bican Ercan'a okuyacaklar. Buyurun. Efendim hepinize merhabalar. Bildiriyi okuyorum. Birlikte Türk Milletiyiz paneli sonuç bildirgesi. Bugün milli güvenliğimiz ve bütünlüğümüz Ege'de, Kıbrıs'ta, Doğu'da fiili işgale varan bir şekilde ağır tehdit ve tehlike altındadır. Ülkemiz içeriden ve dışarıdan bölücü terör ve çeşitli düşmanlıklarla kuşatılmıştır. Türkiye, Orta Doğu bataklığının bir parçası, Irak ve Suriye ile birlikte dünyanın en azgın teröristlerinin üssü haline getirilmiştir. Israrla sürdürülen ideolojik, etnik ve mezhebi kimlikli Türkiye'yi büyütme siyaseti, Türkiye'yi bölme siyasetine dönüşmüştür. Aşağıdaki tespitler bu gerçeği açıkça görmek için yeterli olacaktır. Önce bizi biz yapan kutsal değerler sokak tartışmalarına malzeme yapılarak değersizleştirilmeye çalışılmıştır. Sonra bir ve bütün olan Türk milleti ve devletinin dokusu ve yapısını ayrıştıracak yasal, idari ve siyasi düzenlemeler yapılarak yeni anayasa denilerek çok etnikli ve çok dilli fiili bir çözülme tartışması başlatılmıştır. Böylece sosyal ve kültürel hayatımızın masum birer parçası olan Kürt, Arap, Gürcü gibi etnik, Sünni, Alevi gibi mezhep grupları sanki egemenliğin unsurlarıymış gibi gösterilerek gizli görüşmelerle devletin ve vatanın bölüşülme sürecine girişilmiştir. Bu dönemde bir yandan terör artarken öbür yandan terör örgütü ile yapılan anlaşmalarla eli kolu bağlanan devlet güçlerinin gözleri önünde özel yönetim inşası başlamış, bu çerçevede yargılama, vergi toplama, yol denetimi ve kimlik kontrolü gibi egemenlik yetkilerinin devredildiği görülmüştür. Bu süreçte PKK, KCK, il ve ilçelerimize en gelişmiş silah ve bombalarla yerleşmiş güvenlik güçlerimiz bu ortamda mücadeleye gönderilmiştir. Bu işbirlikçi emperyalist tuzağı parçalamak için hasara uğratılan devlet ve millet yapısının onarılması öncelikli milli bir görevdir. Bunun için hep birlikte haykırıyoruz ki 1. Anadolu'da 1000 yıldır kayıtsız şartsız Türk milletine ait olan egemenlik hakkı tartışılamaz, bölüşülemez ve asla ortağı kabul edilemez. 2. Türk milletinin temel taşı her bireyin ve Türk devletinin temel taşı her Türk vatandaşının hiçbir ayrım gözetilmeksizin eşitliği ve bu temel üzerine inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı yok edilemez. 3. Türk milletinin adı anayasadan çıkarılamaz. Milli ve üniter devlet yapısı hiçbir şekil ve gerekçeyle ortadan kaldırılamaz. 4. Türkiye Cumhuriyeti'nin şekli olan Cumhuriyet'ten, devlet dili olan Türkçe'den, Cumhuriyet'in vasıfları olan demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinden, başkentimiz Ankara'dan ve ay yıldızlı al bayrağımızdan asla vazgeçilemez. 5. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu
ve sahibi olan büyük Türk milletinin şerefli üyeleri soyu, boyu, etnisitesi, mezhebi, aşireti, ailesi ne olursa olsun bir bütündür, asla ayrıştırılamaz. 6. Kuvvetler ayrılığı ilkesinden, hukuk devletinden, bağımsız ve tarafsız yargıdan asla vazgeçilemez. 7. 140 yıldır uygulanan çok partili demokratik rejimi geliştirmek aklın gereği iken ve binlerce yıllık tarihi ve siyasi geleneğimize aykırı ve ülkemizi diktatör rejimine sürükleyeceği belli olan başkanlık sisteminde ısrar edilmesi kabul edilemez. Türk milleti ve bütün insanlık için en büyük ihanet ve vahşet olan bölücü terörle gerçek bir mücadele yapılabilmesi için sesimizi yükseltiyoruz ve diyoruz ki 1. Terörün amacı olan bölücülük hak gibi görülerek mücadele yapılamaz. Bu bakımdan bölücü terörün ideolojisi, silahlı silahsız saldırıları ve bütün yasal ve yasa dışı unsurları birlikte ele alınarak topyekün ve bütün yasal ve yasa dışı unsurları bütün çok yönlü bir mücadele başlatılmalıdır. 2. Terör olağan bir olay değil, olağan dışı bir olaydır. Bu sebeple terör sorunu olağan bir asayiş sorunu olarak ele alınamaz. Acilen sıkı yönetim ilan edilmek suretiyle kanun hakimiyetinin sağlanarak terörün bir an önce önlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bugünkü gibi olağan yönetimle netice alınması mümkün değildir. Zira ülkemiz çok daha ağır zararlara uğrayabilir. 3. Varlığımız hiçbir şart altında bölücü terör örgütüyle pazarlık konusu yapılamaz. Çok ortaklı veya özel bölge ya da çok kültürlü bir egemenlik asla tesis edilemez. 4. Yaşanan kanlı olayların, verilen şehitlerin, akan bunca kanın ve ödenen bedellerin çöp kutusuna attığı çözüm süreci adı verilen çözülme sürecine asla dönülemez. Beş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş esaslarına ve anayasamıza aykırı olan Habur, Oslo, İmralı ve Dolmabahçe başta olmak üzere PKK, KCK ile yapılan bütün mutabakatlar yok hükmündedir. Bunları varlığımıza ihanet olarak görüyor ve şiddetle telin ediyoruz. 6. Sığınmacıların ülkemize gönderilmesi için AB ile yapılan ve Türkiye'yi yaşanamaz hale getirecek olan ve Rum yönetimini Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında tanımayı şart koşan geri kabul anlaşması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok edeceği ve Kıbrıs Türklerini Rum yönetimi altında azınlık haline getireceği için asla kabul edilemez. Şu anda sayıları 4 milyonu aşan sığınmacıların AB ülkeleriyle Musul ve Halep gibi çatışma bölgelerinden geleceklerle beraber 5-6 milyonu bulacağı görülmektedir. Bu durumda ülkemizin kısa zamanda sığınmacı üssü haline geleceği ve ciddi bir milli güvenlik sorunu doğuracağı açıktır. Bu vahim tablo karşısında diyoruz ki Orta Doğu'da milyonlarca insanı katleden ve sakat bırakan, şehirleri ve medeniyetleri mahveden, devletleri ve ülkeleri parçalayarak iç çatışma ve acımasız savaşların ve on milyonların yurtsuz, yuvasız kalması ile yaşanan
her türlü facianın baş sorumlusu sömürgecilerdir, Türkiye değildir. 2 yıl önceden 26 Haziran 2014'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayından geçirilen ve Türkiye'nin üçüncü ülke vatandaşları olan kaçakları kabul etmesi gerektiği şartını taşıyan geri kabul anlaşması ile AB'nin ileri karakolu olacağımız görülmüştür. Bu açık gerçeklere rağmen iktidarın sanki çok istekliymiş gibi görünen siyasetiyle neyin amaçlandığını, kimlerin çıkarı için çalışıldığını görüyor ve şiddetle kınıyoruz. Arkasındaki hesapları Türk milletinin öğrenmesini istiyoruz. Özetlenen bu ağır tehdit ve tehlikeler karşısında varlık hukukumuzu savunmak, Türk milletinin egemenliğine, vatanın bütünlüğüne ve huzurumuza sahip çıkmak zorunda olan bütün vatanseverleri göreve davet ediyoruz. Birlikte Türk milletiyiz hareketi. Bu sonuç bildirgesinin metni dışarıda basın mensupları için mevcuttur. Oradan alabilirler. Teşekkür ederim.